Ali merhaba. Merhaba Ruşen. Evet, çok acayip şeyler oluyor. En sıcaklarla gidelim istersen. Her şeyden bahsedeceğiz de. PKK açıklama yaptı biliyorsun. Resmen üstlendi TUSAŞ saldırısını. Orada şöyle bir ayrıntı var. Bu otonom bir harekettir. Çok önceden planlanmış bir şeydir. Türkiye'nin gündemiyle alakası yoktur, zamanlamasını özellikle. Bu sana inandırıcı geliyor mu? Bir de şöyle bir husus var tabii. İstediği kadar doğru olsun, zamanlama yani Bahçeli'nin en son çıkışından bir gün sonra ve Öcalan'la aylar sonra yapılan görüşmenin aynı gününde olması her anlamıyla hani o meşhur şeyle zamanlama manidar oluyor. Ne dersin zamanlama konusuna? Bir şeyin önceden planlanması son dakikada engellenmesini ortadan kaldırmaz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki bu yeni gelişmeler, Öcalan'ın işte üstelik Ömer Öcalan'la hapishanede görüştüğü gün yapılan bu saldırı neresinden bakarsanız bakın bu tartışmaların ortasına oturur. Ben özellikle örgütün yaptığı bütün açıklamalara rağmen, yani Öcalan'ın arkasında oluruz açıklamalarına rağmen, bu yeni ortaya konmaya çalışan modele mesafeli baktığını ve bir anlamda belki önceden planlanmıştır bu eylem bilemeyiz. Ama bu eylemi engellemeyerek orada elini ve dişini gösterdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok inandırıcı gelmiyor. Hayır. Ama şunu da söylemek lazım. Süreci, yani süreç derken yapılan tartışmaları, Bahçeli'nin açıklamaları, sonra Öcalan'dan gelen mesaj, arkasından yine KJK'nın, Karayılan'ın, bugün Zübeyir Aydar'ın çeşitli açıklamaları, bu açılım seyir destekleyen açıklamaları bu saldırı tarafından pek etkilenmemiş görünüyor. Ama buna rağmen ben örgütün sahada olduğunu, çatıştığını ve gücünü gösterdiğini varsayıyorum. Peki Şunu söyleyeyim. Ali, yine bir en sıcak gelişmelerden birisi Cumhurbaşkanı biliyorsun Kazan'dan döndü. O Evet. malum gazetecilerle soru cevap yapıyor. Yani soruların ne derece soru olduğunu bir kenara bırakalım ama sonuç olarak. Ve orada büyük bir merakla şeyi bekledik tabii ki. Bahçeli'nin meclis kürsüsü çıkışına ne diyecek diye bekledik. Hiçbir şekilde bu yok. Sorulmamış da ve sonra İsmail Saymaz da bugün dedi ki herhalde gazetecilerden öğrenmiş. İç politika ile ilgili soru sorulmaması talimatı verilmiş. Hatta öyle spekülasyonlar var biliyorsun. Şamil Tayyar söyledi. Bahçeli'nin açıklamasından Erdoğan'ın haberi yoktu şeklinde. Sanki böyle bir Erdoğan ve Bahçeli'nin buradaki duruşları arasında sorun olmasa bile farklılık, iki ayrı çizgi gibi iddialar var. Bunlar sana inandırıcı geliyor mu? Valla olmaz diyemem buna. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı'nın uçağında son dönemdeki ilişkiler daha çok basın danışmanının gazetecilere yön vermesiyle ilerliyor biliyoruz. Bu konuda soru sordurulmamıştır. Dolayısıyla soru sordurulmaması Cumhurbaşkanı'nın ya henüz bir şey söylemeye hazır olmadığını, ya Bahçeli'nin açıklamalarıyla terör saldırısı arasına bir süre, mesafe koymak istediğini gösterir ya da senin söylediğin üçüncü ihtimal Bahçeli ile Erdoğan'ın en azından esas olarak ben çok farklı düşündüklerini sanmamakla birlikte yürüyüş adımlar ve alınacak şekil açısından bu süreçte farklı düşünebileceklerini varsayabilirim. Ama her şeye rağmen gelinen noktayı dikkate alırsak, yani Bahçeli bir açıklama yaptı. Arkasından bir ikinci açıklamayla adeta bir model ortaya koydu. Hatta Öcalan'ın tahliyesine giden bir istikameti işaret etti. Bunun arkasından ve ilk açıklamasının arkasından Cumhurbaşkanı bunları destekledi.
Ve Öcalan'a ziyaret için müsaade verildi. Ömer Öcalan oraya gitti ve Ömer Öcalan Abdullah Öcalan'dan bir mesaj getirdi. Bunlar bir çatışma, bir ayrışmanın resmi değil. Bence merkezden yürüyen bir şey var. Doz farklı olabilir. Mesafe almak istiyor olabilirler. Çünkü ortaya koydukları modelle yavaş yavaş benim gördüğüm kadarıyla hem Öcalan'ın hem örgütün ima ettikleri, ifade ettikleri koşullar oluşursa vurgusuyla altını çizdikleri ya da işte bu terör saldırısıyla küçük bir diş gösterilmesi, Karayılan'ın yaş tahtaya basmayız peki ama açıklamaları, bugün Zübeyir Aydar'ın benzer açıklamaları bir silahları bırakma tarzı bir çatışma çözümüyle karşı tarafın bir müzakere yapmak arzusu arasındaki çelişkiyi ifade ediyor. Bence muhtemelen bunlarla ilgili bir süreç var gibi geliyor. Hızlı davranılacak bir durum yok. Ama en son top Cumhurbaşkanı'nda. Yani şu anda Öcalan'dan açıklama geldiğine göre Öcalan'ın devreye nasıl gireceği, ne şekilde gireceğine karar verecek olan yürütme. Burada dolayısıyla Bahçeli ile Cumhurbaşkanı arasındaki bir ayrı düşünceyi tam tartışmanın zamanı da değil, bir karşılığında tam olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki burada şöyle bir husus var. Sanki herkesin birleştiği tek bir nokta var. Bütün aktörleri sayalım. Yani şöyle, bu yapılmak istenene karşı çıkan İYİ Parti falan gibi aktörleri söylemiyorum. Ama mesela Bahçeli'nin, Erdoğan'ın, DEM Parti'nin, Kandil'in, Selahattin Demirtaş'ın hepsinin birleştiği nokta Abdullah Öcalan. Yani bir tanesi bile Abdullah Öcalan olursa bu iş olmaz demiyor. Tam tersine o olmazsa olmaz diyor. Hepsi bunu söylüyor. Böyle bir husus var. Sen mesela demin Karayılan dedin, yaş tahtaya basmayız diyor ama aynı zamanda da Öcalan'a tabi olduklarını da söylüyor. Yani KCK açıklaması... KCK açıklaması, Zübeyir Aydar'ın yaptığı açıklamada da aynı öyle bir husus var. Şimdi sanki herkes Öcalan'da birleşiyor gibi. O zaman yani şöyle tabii geçen süreci de hatırlarsak. O zaman Öcalan'ın tecridi kaldırılsın, o herkes de görülsün ve bu olay da çözülsün. Ama olay bu kadar basit değil. Kesinlikle değil. Yani şöyle düşünüyorum. Tabii ben herkesin Öcalan'ı desteklediğini, herkesin bildiğini varsayarak biraz önce söylediklerimi, yani o koşullar ve küçük itirazlar meselesinin altını çizdim. Hiç şüphe yok. Meşruiyetin merkezi örgüt açısından sivil ve silahlı ayağıyla Kürt hareketi açısından Öcalan. Buna hiçbir şüphe yok ve bir kez daha bu ortaya çıktı. Öcalan'ın birleştirici gücü ve karar verici gücü örgüt için ve Kürt hareketi için ne kadar öne çıkıyor ve onsuz olmaz bir meşruiyet alanı tanımlıyorsa, anladığımız kadar, gördüğümüz kadar devlet de kendi modelini inşa ederken hem ne tür bir çatışma çözümü tanımını Bahçeli yaptı hem de muhatabını doğrudan doğruya seçti. Bu hatta ne Edirne ne örgüt diyerek doğrudan doğruya Öcalan'a işaret eden, onun karar verme gücüne ve onun telkinlerinin, kararlarının işe yarayacağına dair bir hamle yaptı. Dolayısıyla evet, Öcalan merkezli yürüdüğü bu tartışmaların her iki taraf açısından da çok açık gözüküyor. Buna da hiçbir şüphe yok elbette. Peki burada şöyle bir husus var tabii. Bahçeli'nin ayrımında çok ilginçti o. Bir tarafa Öcalan'ı ve DEM Parti'yi koydu. Diğer tarafa Kandil'i ve Edirne'yi, yani Selahattin Demirtaş'ı koydu. Şimdi evet. Selahattin Demirtaş'a bir öfkeleri olduğunu, özellikle Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin de bir öfkeleri olduğunu biliyoruz. Sevmiyorlar ama Öcalan'ı da sevmiyorlar. Yani ona bakarsan. Niye böyle bir ayrım yapıyor Bahçeli? Bir de bu ayrım... gerçekten yani Selahattin Demirtaş'ın son açıklamalarının hepsinde çok net bir şekilde esas adresin Öcalan olduğunu Selahattin Demirtaş altını çize çize en son TUSAŞ saldırısından sonra da yaptı. Bunu söylüyor. Bu Bahçeli'nin bu ikiye bölmesinin
Sen nasıl yorumluyorsun? Zorlama mı yoksa burada bir hesap olabilir mi? Ben bir strateji olduğunu düşünüyorum. Yani bir kere söylediğim husus var. Demirtaş, Kavala ile birlikte bu rejimin ideolojik olarak şeytanlaştırdığı ve bir tarihsel açıklama nesnesi kendi söylemi bakımından kıldığı isimler. Dolayısıyla dünle bağlantı açısından Demirtaş'ın bir sorun merkezi olduğunu düşünüyor olabilirler. İkinci husus da şu tabii, esas olan burada bir irade seçmek ve bu iradenin Öcalan olmasını tercih etmek önemli bir şey hükümet açısından diye düşünüyorum. Tek kişiyle konuşmak, oradan gelecek seslerin yaratacağı işte etkileri ortadan kaldırmak, Demirtaş'ın CHP ile görüşme kanalları son derece açık, onların kısmen önünü kesmek, yani siyasi alanda tamamen devlet kontrolündeki bir kişi üzerinden ve onunla temas halinde bir süreç yürütmek daha kolay geliyor zannederim, daha doğru geliyor iktidara. Yani en basit yorum böyle yapılabilir. Bunun yanıtını da çok bildiğimizi söyleyemem tabii. Yani bu Bahçeli niye ayırdı Demirtaş'ı, çok gerek var mıydı Edirne kelimesini telaffuz etmesine? Bence yoktu, ama demek ki orada bir hikmet var ve söylediklerimle ilgili olabilir bu hikmet. Diğer taraftan şunu da düşünmüyor değilim. Yani Amir'in zamanın hatırlarsın ilk yazısı. Öcalan'la devletin görüştüğünü, aynı zamanda devletin Öcalan Kandil'le görüştürdüğünü ve orada da bir farklı düşünce, bir gerilim olduğunu yazdı. Eğer bu bir veri ise, bu doğruysa, açıkçası hükümetin ya da Bahçeli'nin tavrı sadece devlet merkezli silahlardan arındırmaya yönelik bir çatışma çözüm modelini çizmekle kalmıyor. Muhatabı tanımlarken Kürt hareketi içerisinde de örgütü açıkçası DEM ve Öcalan'la ve Kürt kamuoyunu da arkasına alarak Öcalan'ın meşruiyetine dayanarak sıkıştırma gibi bir niyetinin olduğunu da varsayabiliriz. Burada Demirtaş'ın zaten Öcalan'ın arkasında oluruz demesi ve saldırıdan sonra TUSAŞ'a yapılan saldırıdan sonra PKK'yı da ima eden sert bir itirazda ve telinde bulunması zaten Demirtaş faktörünü şu anda ortadan kaldırıyor. Esas olarak Öcalan üzerinden yürüyen, Öcalan'la demi buluşturmaya çalışan, buna karşılık örgütün çıkaracağı sorunlar karşısında, muhtemel sorunlar karşısında ya da tereddüt karşısında bir iklim oluşturmaya çalışan da bir tutum diyebiliriz hükümetin tutumuna. Ben böyle görüyorum. Peki başından itibaren şöyle bir şey oldu biliyorsun. Birçok kişi bu olayı tamamen iç politik hesaplara bağladı. Aldatmaca olduğunu, Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, yeni anayasa vesaire. Buradaki bölgesel özellikle Orta Doğu'daki yeniden yapılanmayla alakasını hani Bahçeli'nin dediği iç cepheyi ilk çıkış öyleydi zaten. İç cepheyi güçlendirmek. Bunun aslında enstrümantal olduğu yani bunun bir perde olduğu bu söyleyen çok insan oldu. Bugün Erdoğan'ın uçakta yaptığı açıklamalara baktığımda TUSAŞ saldırısından bahsederken hep bölgesel bir takım referanslar veriyor. Mesela diyor ki saldırganlar Suriye'den girdi bunu saptadık diyor mesela. Daha sonra Suriye'deki YPG varlığının ömrünün uzun olmayacağını, Amerika'nın orayı terk edeceğini, onları bir anlamda satışa getireceğini söylüyor vesaire. Yani Erdoğan'ın referansları genellikle bölgesel. Sen nasıl bakıyorsun bu iç dış dengesini? Artık neresi iç neresi dış onu da karıştırmış durumdayız tabii de. Ama yine de Tabii yani bunu bir iç politik hesabın ötesinde bu İsrail, Lübnan, Orta Doğu bağlamında iktidarın bu hamlesini bununla irtibatlandır. Ben şahsen bunun önemli olduğunu düşünenlerdenim ama bunu ilk günden söylemeye başladığımızda bayağı dayak yiyorduk yani. Ya işte şey falan diye ama bence bu boyut var. Sen ne dersin?
Bence bu boyut sadece yok, aynı zamanda bu boyut belirleyici bir boyut. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası, siyasi fayda, siyasi partiler açısından, iktidar açısından iç siyasi faydayla iktidarın kendisine göre tanımladığı devlet faydası, milli fayda birbirinden kopuk olmayabilir. Yani esas olan nedir diye baktığımız zaman bu kadar asayişçi, Kürt sorununu içeride boğmuş, bir tür terörü değil, Kürt hareketini terörize etmiş bir devletten bahsediyoruz, bir rejimden bahsediyoruz. İşte dış politikasını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Ama o cepler ve Suriye hattı ve Irak'taki sürekli daimi bitmek bilmez PKK'nın merkezlerine, kamplarına yönelik hareketlerle. Şimdi bu kadar sert, asayişçi bir politika, konjonktür koşullarıyla uyum içinde, tırnak içinde söylüyorum bu uyum kelimesini, yürürken, yani iktidara büyük sorun çıkarmazken neden siyasi iktidar üstelik Bahçeli üstünden böyle bir hamle yapsın? Bunu bir tek işte demin anayasa değişikliğine destek vereceğiymesiyle ya da Erdoğan'ın bir daha cumhurbaşkanı seçilmesiyle açıklamak için ilk faktörü çok hafife almak lazım. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani ben milliyetçilerin, askerlerin, muhafazakarların kuvvetli bir ittifakla iktidarda bulunduklarını ve buradaki bu yeni açılım tarzının bir yeni bir güvenlik ihtiyacından kaynaklanan bir strateji olduğunu düşünüyorum. O da tam senin söylediğin yere gönderme yapıyor. Kürt sorunu 2011'den sonra adım adım, özellikle 2013-15'te tam olarak Türkiye'nin sınırlarını aşan bir sorundu. Kürt hareketi de Türkiye'nin sınırlarına çok rahat taştı ve Rojava'ya, yani Kuzey Suriye'ye yerleşti. Türkiye'nin son açıkçası 10 yıldır, 15 yıldır bütün çabası bu alanı kontrol altına almak ve sürekli olarak PKK'yı sıkıştırmak üstüne kurulu oldu. İşte demografik faaliyetler gösterildi. Suriye'de cepler oluşturuldu. Uzun bir güvenlik şeridi var. Irak'la ilgili biliyoruz operasyonlar hala Osmanlı devrindeki gibi sürekli hiç bitmeyen ve karşı tarafı hep zorlayan operasyonlar tipinde. Şimdi burada kurulan bu dengenin Orta Doğu'nun yeni ikliminde bozulma ihtimali elbette var. Yani İran-İsrail dengesi değişti. Hizbullah ve İran daha zor durumda kaldılar. Bugün PJK ile İran arasında işte çatışmaların başladığı söyleniyor. Süleymaniye bölgesinde İran'ın tutumu, Barzani ile ilişkileri daha çatışmacı. Bizim Barzani ile ilişkilerimiz daha destek içerisinde Türkiye olarak. Böyle baktığımız zaman çok hareket eden bir alanda yeni ittifaklar, yeni tehditler karşısında muhtemelen Türkiye mevcut statükoyu kuvvetlendirme hamlesi yapıyordur diye düşünüyorum. Tabii bununla ilgili bazı gözlemlerimiz var ve buradan hareketle yaptığımız hipotetik analizler var. Somut bilgiler yok elimizde. Özellikle benim yok. Ama ben tamamen bunun yeni duruma yönelik bir hamle olduğunu, içeride silah bırakmaktan çok, yani o çok önemli tabii, örgütün kendisini lağvetmesiyle, silahsız bir siyaset evresine geçilmesiyle Türkiye'nin Rojava bölgesini daha kontrol altında tutabileceğini, o açıdan daha rahat olabileceğini, Esad'la ve Amerika ile Amerika çekilirse daha kolay bir yeni Kürtlerin de içinde olduğu statikoyu oluşturabileceğini, böyle bir devlet hesabı olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ancak çatışma dilinin bitmesi, silah yerine siyasetin devreye girmesiyle mümkün. Böyle bir hamle yapıldı kanaatindeyim. Yani esas olarak ben bunun, bu çatışma çözümü hamlesinin, tabii her çatışma çözüm hamlesi faydacıdır. Herkes kendi menfaati için, devlet dahil, hamleler yapar. Süreçler nasıl biter o ayrı bir tartışma. O hamlelere uygun olmayan bir şekilde de bitebilir. Ama burada bir güvenlik stratejisinin ürettiği bir çatışma çözümü modeli olduğu kanaatindeyim. Ali biraz içeriye dönelim. Her ne kadar bölgesel yönün çok daha önemli olduğunda mutabık olsak da mesela Bahçeli'nin bu en son çıkışından sonra ortalığın yani teorik olarak yıkılması beklenirdi.
Mesela bütün Zafer Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, İyi Parti çok sert bir şekilde eleştirdiler. Ama çok da fazla MHP'den büyük bir rahatsızlık, istifalar, şunlar bunlar görmedik. Yani Devlet Bey bir şey yapıyorsa vardır bir bildiği diye mi bakıyorlar yoksa nedir yani? Çünkü o klasik, çünkü Türkiye'deki milliyetçi siyasetin en temel argümanı terörist başı vesaire, İmralı canisi, şu bu. Şimdi İmralı canisini önceki hafta muhatap aldı terörist başı diyerek, tamam, ona bir çağrı yaptı. O bile bence çok önemliydi. Ama ikincisi, gel burada DEM Parti grubunda konuş demek, hani hayal bile edilemeyecek bir şeydi. Yani bunu bir mesela DEM Partili bir milletvekili çıkıp da dese ki Sayın Öcalan gelsin bizim grupta konuşsun, herhalde linç edilirdi. Şimdi ama çok böyle ortalık yıkılmış gibi gözükmüyor. Ben mi görmüyorum? Yok, katılıyorum sana. Yani Bahçeli'nin burada tabii önemli bir etkisi olduğunu varsayabiliriz. Sen çalıştın ya, ülkücüler üstüne kitaplar yazdın. Yani bu camia sadece ülkücü camiayı değil, aynı zamanda Türkiye'deki milliyetçi referansların içerisinde de önemli bir yer tutan bir lider tipi MHP başkanlığı. Dolayısıyla şu anda siyasi iktidarda oynadığı işlem, sürekli ince ayar yapan ve milliyetçi, devletçi, asayişçi politikalardan taviz vermeyen bir tutum, bir imaj. Bahçeli'nin açıklamalarıyla bence, yani Bahçeli'nin meclise gelsin konuşsun demesiyle, biraz önce söylediğim o asayişçi, milliyetçi, devletçi bakış açısı arasında ben bir köprü kurulduğu kanaatindeyim. Yani özellikle kamuoyu açısından baktığım zaman, hani basitçe şöyle söyleyelim, Bahçeli söylüyorsa çok endişe etmeye gerek yoktur mantığı gibi bir şey bu. Zaten başından itibaren o da söyledi, uçumda daha sonra tekrar etti. Ne kadar uçumu dikkate almak lazım bilmiyorum ama ben dikkate alıyorum açıkçası. Yani bir yeniden bir müzakere süreci, pazarlık süreci, masaya oturma meselesi tarzı bir çözümün söz konusu olmadığını, terörle siyaset arasında, şiddetle siyaset arasında bir ayrımın söz konusu olduğunu, esas hedefin örgütün lağvedilmesi, silah bırakmasının da ötesinde lağvedilmesi olduğunu söyleyen bir nasıl söyleyeyim, bir söylemdi bu. Dolayısıyla evet, gelsin Bahçeli dedi, DEM grubunda konuşsun dedi belki, ama çizdiği koşullar, standartlar da burada çok tepki gösterilmesi gereken bir duruma işaret etmiyordu açıkçası. Birinci ayak bu. İkinci ayak çok açık bir şekilde. Bence herkes anladı. Umutlar olabilir Kürtler bakımından, ki olmasına son derece doğal. Bu açılım hamlesi bir milli faydayla ilişkilendiriliyor. Yani bu şekilde takdim edilmesi sadece yetmiyor. Bu şekilde de algılanıyor. Yani dikkat edersen Kürt sorununu iki ayaktan varsayalım olduğunu, iki unsurdan, bir işte çatışan taraflar, silahlı örgüt, hapishanedeki Öcalan, bir de Kürt meselesini kendisi var. Yani bazı Kürtlerin talepleri var, işte siyasi irade kullanmak, ana dil vesaire gibi. Bu temel haklara yönelik bir hamle değil bu. Bunların konuşulmasına yönelik bir hamle değil. Bu esas olarak Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesine karşılık silahın bırakılması ve Kürt meselesinin siyasete havale edilmesine yönelik bir hamle. Dolayısıyla bunun ben anlaşıldığını zannediyorum. Kimisi kavramsal anlar, kimisi analitik anlar, kimisi sezgisel anlar. Bir de şu var tabii, unutma ki bir önce bir çözüm süreci yaşandı. 2013-2015 arasında bu çözüm süreci bugün tekniği itibariyle, hataları itibariyle tartışılıyor ama bu çözüm sürecinin Kürt sorununda çözüm arayışları tarihinde çok özel bir yeri var. İki tane hususu toplumsal ve siyasal belleğe soktu
Bunlardan bir tanesi şeffaflık, yani topluma açık bir barış, topluma açık bir çözüm fikrinin tortularımızda, belleğimizde birikmesine yol açtı. İkincisi, unutmayalım, Öcalan gelsin DEM grubunda konuşsun deniyor ama Öcalan daha önce dolaylı olarak Diyarbakır'da konuştu. Diyarbakır'da yazdığı metinler okundu ve o dönemde de çözüm süreci muhafazakar kesim tarafından bile bir umutla bir destek gördü. Dolayısıyla daha önce yıkılmış tabuların üstüne de yaşanan bazı gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Sorunla ilgili kanaatlerim bunlar. Burada şimdi Ali, sen de bahsettin. Şimdi geçen çözüm sürecinin dahil olmayan, hatta MHP açıkça karşıydı, CHP örtülü bir şekilde karşıydı diyelim. MHP kadar değildi. Şimdi bakıyoruz, bu aktörler zaten Bahçeli başlattı, öyle diyelim. Hani startı o verdi ve CHP de aslında çok olumlu yaklaşıyor gibi. Yani şu ana kadar CHP'den bu çıkışlara karşı, yani Özgür Özel'in gizli bir takım görüşmeler oluyor, bunlar şeffaf olsun gibi anlaşılır çıkışları dışında, bu demin saydığım o liste, yani İyi Parti, yok Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi gibi bir çıkış yapmıyor CHP. Daha temkinli ve de hatta Güneydoğu'da gezi vardı. Saldırı nedeniyle iptal etmek zorunda kaldılar ve o gezinin ilk başlangıcı da Özgür Özel'in bayağı bir pozitifti. Ne dersin, bu ana muhalefetin, ki son seçimde Türkiye'nin birinci partisi oldu ana muhalefet partisi aynı zamanda. Bu şekilde çok da nasıl söyleyeyim, negatif yaklaşmaması herhalde bu işleri daha kolaylaştırır. Şüphe yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olmadığı bir çatışma çözümü Kürt meselesiyle ilgili Türkiye'de yeteri kadar güçlü sağlam olmaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi temsil bakımından farklı bir yerde duruyor. Pek çok dokusu var, homojen bir yapısı var ama her şeye rağmen önemli bir siyasi parti. Şimdi birinci süreçte AK Parti yalnız başınaydı. AK Parti tek başına hareket etti. İşte toplumu arkasına almaya çalıştı. Akil adamlarla barış fikrini toplumda demlendirmeye, yaymaya çalıştı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden tut ki 2015'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayınladığı "Bu iş böyle olmaz, şeffaf olsun ve mecliste yapılsın" belgesi esas olarak çözüm sürecine üstü kapalı bir itirazdı. MHP'nin tavrını hatırlıyorsun. Urganlar atıyordu meclis kürsüsünden ve diğer siyasi partilerin tutumu çok farklı değildi. Bu sefer farklı bir yerde. Siyasi partiler yelpazesi açısından bir kere Bahçeli gibi dediğim temsili canlandıran, enkarne eden bir adamın devlet aklını temsil ederek bu işin içerisinde oluyor olması, belki geçen seferki çözüm süreci daha müzakere temelindeydi, bu seferki öyle olmuyor gibi gözüküyor en azından şu aşamada. Destek sayısını partiler bakımından arttırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelince, ben bu işin çok önemli olduğunu ve bu son tartışmalarda bu işin Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Türkiye'nin de çok lehine geliştiğini varsayıyorum ve görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir siyaset arayışında, yeni bir dil arayışında ve Kürt meselesi burada büyük bir blokaj. Yani Kürtlere ve Kürt meselesine daha çok insani yaklaşan, işte hapishane ziyaretleriyle, bölge ziyaretleriyle, şiddeti telin ederek, baskılara karşı çıkarak yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman somut bir Kürt meselesi tanımına geçemedi. Bununla ilgili bir çözüm paketi de sunamadı. Bu tabii bu milliyetçi dokuların karşı karşıya gelmesi ve CHP'nin heterojen yapısıyla, tarihiyle çok ilgisi var. Bu son açılım, Bahçeli'den gelen açılım bence şişedeki cini çıkardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in el yükselterek, yani bu işi devlet örgüt ilişkisi ve orada sınırlı bir silahsızlanma, silahtan arındırmada bırakmayalım, gelin Türkiye'yi bir toplumsal sözleşmeyle Türkler Kürtler birlikte yeniden tartışalım önerisi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar yaptığı en yüksek, çıtanın en yüksek olduğu yerdeki öneri diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu tür işte açılımlar nereden gelirse gelsin, niyeti ne olursa olsun özgürleştirici, sorunları tartıştırıcı işlevler görüyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi açısından bunu görüyoruz. Çünkü sanıyorum bundan sonra bu çözüm süreci tartışmaları bu ana paradoks üstünden ilerleyecek. Yani Kürt meselesinde Kürt taleplerine değecek bir şey karşımıza çıkacak mı? Yoksa sadece silahın bırakılması devlete yetecek, buna karşılık bir miktar soluk alarak kafasını oksijen alabileceği bir yere Öcalan'ın çıkarması ve yeni bir siyaset hamlesi örgütü yetecek mi? Bu büyük bir paradoks. Bu çok tartışılacaktır. Hatta taraflar içerisinde bu noktada ayrı düşünceler olabilir. Çünkü Kürt hareketi Rojava diye bir yere yerleşmiş durumda. Ve oradan sürekli tarihsel bir umut üretiyor. Şimdi devletin sözüne güvenerek silah bırakıp yol alır mı almaz mı bunların hepsini göreceğiz. Zaten şu ana kadar örgütten gelen bütün açıklamalar, bence Öcalan'dan da gelen açıklama, koşullar oluşursa tabiri, bence yaklaşım farkı olduğunu ve bunun temel bir mesele olarak önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacağını gösteriyor. Tabii Öcalan nasıl konuşacak, nerede konuşacak, Cumhurbaşkanı nasıl bir karar verecek? Bunları bekleyip görmek lazım. Bütün bu söylediklerimiz bilinenler. Bilinenler az kısım ve bir de kocaman bir bilinmeyenler var. İlişkiler bakımından, niyetler bakımından, Bahçeli-Erdoğan ilişkisi dahil olmak üzere bunlarla ilgili daha berraklığa, zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum ama böyle düşünüyorum. Ali çok teşekkür ediyorum ama seni bırakmayacağım çünkü yakalamışken bütün bu olayların gölgesinde kalan aslında bambaşka tek müstakil bir yayının konusu olan bir şey var. Fethullah Gülen'in ölümü. Dün evet. Cenaze töreni de yapıldı biliyorsun. Bir tör bir sonra yapacağımız Fethullah Gülen yayınına giriş olarak bir özetle bana ne dersin? 99'da gitti Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıl sonra hayatını kaybetti. Törene bayağı katılan da olmuş. Türkiye'de çok sayıda tabii ki CNN vesaire göndermeli yorumlar yapıldı. Bu yorumları yapanların büyük bir kısmı biliyorsun Hoca Efendi deme kuyruğundaki insanlardı. Şimdi cehenneme yollama kuyruğundalar. Ne diyorsun? Fethullah Gülen bir devir kapandı mı? Yani bir devir değildi. Bir evre kapandı mı? Evet, bir devrim bir evresi diyelim. Yani birinci evrede Gülen'in çok güçlü olduğu, çok örgütlendiği, bunun sosyolojik, toplumsal hatta ilahiyatla ilgili, dinle ilgili ayaklarının olduğu ama sonra kuvvetli politik ayaklarının ortaya çıktığı zaten biliniyordu ama bu artarak kendisini ortaya koydu bu politik ayak. Bunlar Gülen'in Türk siyasi hayatında ve cemaatin ya da iktidarın deyişiyle FETÖ'nün oynadığı önemli bir role işaret ediyor. Yani bütün değişim sürecinde Türkiye'de ya da çatışma sürecinde, kimisi ona değişim demiyor tabii. 2008'den itibaren hükümet zora düştükten itibaren kapatma davasıyla, işte 27 Nisan muhtırasıyla vesaire Gülen örgütünün devlet içindeki gücünün sahaya çıktığını, Ergenekon davalarını bu çerçevede başlattığını, bir tasfiye hareketine girdiğini, hem iktidara destek olduğunu hem kendi gücünün altyapısını oluşturduğunu Türkiye izledi. Bugün baktığımız zaman bu son derece önemli bir evre ve Gülen'in burada bir, Gülen cemaatinin bir gücü ve siyaseti belirleme kabiliyeti vardı. Sonra işte seninle yan yana pek çok kez konuştuk, röportajlar yaptık. Daha sonra iki tane güç İslami kesim içinde karşı karşıya geldiler. İktidar kavgası Türkiye'yi bambaşka bir yere götürdü. Yani AK Parti ile Gülen kavgası. İşte 2010 referandumu yine Gülen
2010'dan sonraki düzenlemeler yine Gülen etrafında tartışılıyor. Daha sonra işte bildiğimiz şey, tekrar etmeyeyim, darbe girişimi, başarısız bir darbe girişimi ama birinci evrede, ikinci evrede bu güç faktörü yanında Gülen hareketinin Türk siyasetinde son derece kirletici bir etki yaptığını ortaya koydu. Bu işte olağanüstü hal rejimine yol açmaktan tutun, adliyenin, emniyetin iyice siyasileşmesine, belaltı bir dizi çabanın sistemik bir hale gelmesine yol açtı. Dolayısıyla FETÖ diye geçiyoruz, tamam FETÖ peki doğru ama siyasi mesele açısından bu böyle bir dokuydu. Son kısma gelince, şimdi bu tür hareketlerde sen benden daha uzmansın bu işlerde. İslami hareket üzerine çok çalıştın, ilk çalışanlardan birisin. Liderler önemlidir. Yani liderlerin meşruiyeti önemlidir. Kaldı ki Fethullah Gülen sadece bir siyasi meşruiyete sahip bir insan değil, gördüğümüz, anladığımız, takip ettiğimiz kadarıyla aynı zamanda bir ruhani bir anlamda veriliyor kendisine. Neredeyse bir peygamber sıfatı ya da ona yakın bir sıfat, her neyse. Dolayısıyla böyle bir kişinin ölümü tabii o harekette çeşitli tartışmalara, bölünmelere, iktidar kavgalarına yol açar. Said-i Nursi öldüğü zaman Nurcu gruplarda ne olduysa burada da aynı şeyin olması beklenir. Ama bununla birlikte şunu da görmek gerekir ki bu Nurcu eğilimlerle, yani müritlerin ayağına giden, onlardan destek alan bir yapılanmayla modern, çağdaş araçları kullanması Gülen cemaatinin elinde büyük imkanlar biriktirmesine, hem insan kadrosu personeli olarak, hem teknolojik olarak, hem sermaye olarak yol açtı sanıyorum. Bilemem ne kadar sermayeleri, ne kadar mülkleri var ama çok az olduğunu sanmıyorum. Böyle bir imparatorluk bu. Zamanında çeşitli yerlere öğretmenleri tayin eden bir Milli Eğitim Bakanlığı gibi, bir İçişleri Bakanlığı gibi merkezde kararlar veren, kendi kadrolarını paralel devlet olarak örgütleyebilen bu yapı tamamen yok olmadı. İmkanlar ayakta durduğu sürece de yok olmaz. Yani liderin gitmesi, ölmesi çok şeyi kıracaktır. Belki zaman içinde güç azalacaktır. Ama bu mevcut güç ve imkanların kullanılması, tabii Türkiye'deki siyasi gelişmelerin takibi, yaşanan mağduriyetler, bunların getirdiği örgüte destek verecek siyasallaşmaların ne türe istikamete gideceğini göreceğiz. Ölüm bir evrenin bitişi, yeni bir evrenin başlangıcı. Bu evrenin ne olduğunu da hep beraber izleyeceğiz. Ben böyle düşünüyorum yine. Ali çok sağ ol. Esas olarak tabii ki ben Bahçeli'nin Öcalan açılımı olarak tanımlıyorum. Hani adını koyun diyorlar ya. Şimdilik evet, öyle diyorum. Bahçeli'nin Öcalan açılımı. Hem onu konuştuk. Biraz da Fethullah Gülen konuştuk. Çok teşekkürler. Katkıların için sağ olasın. İyi günler.